Hayırlı günler değerli izleyenler. Altaş TV'ye Gönül Pınarından programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle hepinize sağlık, huzur, bol kazanç ve bol dualı bir gün dileyerek bugün de başlayalım programımıza. Bugün programımız konuğumuz Ordu İl Müftülüğü Vaizi Sayın Betül Dursun Çeküç hocamız bizimle ve biz bugün özel bir konuyu konuşacağız. Güzel söz sadakadır konulu sohbetimizi gerçekleştireceğiz ve biz hazırız. Siz de hazırsanız sohbetimize başlayalım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah, teşekkürler. İyisiniz. Siz nasılsınız? Elhamdülillah. Sizi gördük, daha iyi olduk. Daim olsun inşallah. Elhamdülillah hocam. Biz de sizi gördük, çok mutlu olduk. Bugün özel bir konu dedik. Evet. Meyve veren ağaç, hatta İbrahim suresi 24. ayette geçiyordu yanılmıyorsam. İnşallah güzel sözden bahsedeceğiz. Hayatımız inşallah güzelliklerle dolsun hocam, öyle diyelim. İnşallah. Güzel söz dediğimizde hakikaten hani söz iki kişiliktir ya, karşılıklı sohbet ettiğinizde güzel şeyler duymak istersiniz, özel şeyler duymak istersiniz belki. Bugün özelinde de Peygamber Efendimiz'in hayatından, bununla birlikte yine Kur'an-ı Kerim'den örneklemeler üzerinden inşallah konuyu açmaya gayret göstereceğiz hocam. Güzel sözün hayatımızdaki yeri ve önemi dersek, etkilerinden bahsedecek olursak, bir de biraz buradan giriş yapsak neler söylersiniz bugün bize? Buyurun lütfen. Güzel sözle başlayalım. Bismillah, elhamdülillah, vesselatu ala Resulillah. Ta başlangıca gidersek, bizi yoktan var eden, bütün varlıkları varlık alemine çıkartan şeyin de bir söz olduğunu, Yüce Rabbimizin kün emri, ol emri olduğunu anlıyoruz. Ve Yüce Rabbimizin insanlara söz söyleme, kendini anlamlı ifade edebilme, meramını anlatabilme gibi insana özgü bir lütufta bulunduğunu, bize söz söylemeyi öğrettiğini, Rahman suresinde de buyurulduğu üzere Rabbimiz insanı yarattığını ve ona beyanı öğrettiğini buyuruyor. Yani söz söylemeyi öğrettiğini buyuruyor. Ve yine Hazreti Adem'den bahsedilirken yine Kur'an'da manayı ve hakikati ifade edebilsin diye Adem'e esmanın öğretildiği, yani isimlerin öğretildiği ne Yüce Rabbimiz yine buyuruyor ve kendisinin öğrettiğini bildiriyor. Bize sesi de veren, nefesi de veren, sözü de veren Yüce Rabbimiz ve bu insanlığa bahşedilmiş çok büyük İlahi bir lütuf. Çünkü söz çok güçlü, çok tesirli. Mesela biz kendimizden ya da herkesin hayatındaki tecrübesinden fark edebiliriz sözün gücünü ve tesirini. Hani öyle sözler vardır ki kalpleri hakka hakikate açar, insanları karanlıktan aydınlığa çıkartır, mutluluk verir, huzur verir, insanı motive eder, başarıya ulaştırabilir. Öyle ki sözler vardır, ailedeki huzuru sağlar. Aileyi bir eder, dostlukları kurar. Pekiştirir. Sonra öyle ki aile huzurunu, birliğini sağlar, insanları kaynaştırır. Ama öyle de sözlerin olduğunu biliyoruz ki aynı şekilde gerçeği, hakka hakikati çok açık beyan olmasına rağmen örtmeye çalışan yalan yanlış sözler vardır. Sonra öyle sözler vardır ki insanlar arasında düşmanlık koyar. Öyle sözler vardır ki yuvalar yıkabilir, dostlukları bozabilir. Ve bu tesiri biz kendi hayatımızdan da görürüz. Öyle ki insanı mutsuz eder bir söz. Onun bütün kimyasını bozabilir. Öyle ki başarısızlığa sevk edebilir aynı şekilde. Mesela bunu, bu deneylere bile konu olmuştur. Mesela şimdi hepimiz araştırmaya kalksak, Masura Emato'nun bir su deneyi vardır mesela. O su deneyinde öyle ki suyun çeşitli moleküllerini incelemiştir ve güzel sözler söylenen, sevgi cümleleri, teşekkür cümleleri kullanılan su moleküllerinin çok güzel bir kristalle dönüştüğünü ama aynı şekilde kötü söz ya da yanlış etiketleme yapılan su moleküllerinin ise daha karışık olduğunu
Deneyle bile sonuçlandırmışlardır. Ve başta da dediğimiz gibi biz kendi hayatımızdan bile, kendi özümüzden bile bunları tecrübe edebiliriz. Hatta kıssalara bile yerine göre konu olmuştur bu durumlar. Hocam gündelik hayatımızda da öyle değil mi? Mesela güne çok pozitif başlarsınız. Sabah uyandığınızda dersiniz ne kadar güzel bir gün, harika bir gün geçireceğim bugün. Planlamanızı da belki ona göre yaparsınız. Karşı taraftan bir bakarsınız hani küçücük böyle minnacık bir söz, olumsuz bir söz üzerinden söyleyeyim. O gününüzü mahvetmeye yeter. Hani bir tebessüm, bir söz, ağızdan çıkan bir cümle. Hani insanı biraz önce söylediniz ya, bazı evlilikleri dahi bozabilir. Ağızdan çıkan her cümlenin farklı bir değeri vardır. Hani bir söz insanı vezir de eder, hakikaten rezil de eder. Allah muhafaza. Yani çok büyük bir gücü var. Hı hı. İhya da ediyor, imha da ediyor. Kesinlikle. Bu kadar büyük bir güç söz. Kesinlikle. Çok tehlikeli. Yani o zaman hem güzel, hı hı, hem özel ama aynı zamanda nerede nasıl kullanılması gerektiğini bilmek gerekiyor. İyi bilmek gerekiyor. Bazen hani söz vardır o yedi katlı ne denir semaya delendir. Söz vardır muhabbettir, selamdır, sedadır, barıştır, huzurdur dediğiniz gibi. Toparlayıcıdır bazen, birleştiricidir. Bunların hepsini bir arada bulunması, insanda düşünüyorum yani bu hasetlerin insanda bulunmasını hakikaten mükemmel bir şey olur herhalde. Evet. Olumsuz sözleri bir kenara bıraktığımızda. Mesela edebiyatımıza da konu olmuştur Yunus'tan. Hı hı. Onlar bize söz medeniyetini de aynı zamanda bırakmışlardır. Yunus Emre'ler, Mevlana'lar, Hacı Bektaş, Veli'ler. Yunus Emre'nin sözünü hepimiz ezberebiliriz aslında. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağulu aşı, bal ile yağ edebilir söz. Ya. Yani sözün gücü üzerine, tesir üzerine söylenmiş çok güzel bir sözdür. Hepimizin ezbere bildiği bir sözdür. Kesinlikle. Ağzımızdan çıkan o zaman her söz dediğiniz gibi bir ok gibi belki de karşı tarafa nasıl tesir edeceğini de bilemiyoruz. Evet. O halde ağzımızdan çıkan her lafa, her söze, her kelimenin ayrı bir değeri olduğu için çok dikkatli kullanmak gerekiyor. Evet. Kıymetli hocam. Varsa buna eklemek istediklerinizi ekleyelim. Zira şeye geçmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Girişte de söylediğimiz gibi İbrahim Suresi 24. ayet-i kerime olması lazım. Numarasını inşallah yanlış hatırlamıyorum. Orada hani diyor ya hocam, güzel söz meyve veren ağaç gibidir. Yanlışsam lütfen siz de düzeltin. Biz bu ayet-i kerimeden ne anlamalıyız? Bize ne anlatmak istiyor? Yani sözün değerini bu ayet-i kerimeden kendi hayatımıza nasıl uygulayabiliriz, nasıl uyarlayabiliriz ya da? Şimdi o ayete gelene kadar biz öncelikle Kur'an-ı Kerim'de, hı hı, söze dair, çünkü çok güçlü dedik ve insana verilmiş büyük bir ilahi lütuf dedik. İşte bu kadar değerli, önemli, tesirli olan sözü nasıl kullanacağımızı da Yüce Rabbimiz yine hem de Kur'an-ı Kerim'i Rabbimiz bize sözlerin en güzeli olarak aynı zamanda beyan eder. Kur'an-ı Kerim'de nasıl bahsedilmiş, söze olumlu ve olumsuz olarak nasıl sıfatlar yüklenmiş, hı hı, o ayetle birlikte diğer ayetleri de inceleyelim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e göre baktığımızda sözün öncelikle doğru, anlamlı, faydalı olması lazım. Öyle ki iman eden, kurtuluşa eren müminler anlatılırken Müminun suresinde Rabbimiz onlar anlamsız, boş ve beyhude sözlerden yüz çevirirler buyuruyor. Hmm. Müminlerin güzel özellikleri arasında bildiriyor. Ve yine Furkan suresinde onlar yalana şehadet etmez, boş ve anlamsız sözle karşılaştıklarında vakarla geçip giderler buyuruyor Rabbimiz. Ve hatta Kur'an'a baktığımızda sözün sadece anlamlı ve faydalı olmasının da yetmediğini görüyoruz. Hakka ve hakikate yaraşır olması ve aynı zamanda güzel olması gerektiğini öğreniyoruz. Güzel. Evet. Hı hı. Ve Yüce Rabbimiz bize işte sözlerin en güzeli olan Kur'an-ı Kerim'de yine söze dair hem olumlu hem olumsuz sıfatlarla nasıl kullanmamız gerektiğini bildiriyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de geçen olumlu sıfatlar söze dair kavli hasen, güzel söz.
Kavli maruf, uygun, olumlu söz. Kavli adil, dengeli söz. Kavli sedid, sağlam ve doğru söz. Kavli tayyip, hoş söz. Kavli leyin, yumuşak ve faydalı söz. Kavli kerim, saygılı söz. Kavli beli, açık söz. Kavli meysur, kolaylaştırıcı söz. Yani söz var ama söze dair yerli yerince kullanılmasını gerektiren nice sözün kavramlar, sıfatları var. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğullarından bir misak aldığından, bir söz aldığından bahseder. Ve yine o sözün en önemli maddesi kavli hasendir. İnsanlarla güzel konuşunuz buyurur Allah Teala. Buna dair söz almıştır. Bakara suresi 83. ayeti kerimede. İnsanlarla güzel konuşunuz. Ama bu ayette dikkati çeken şöyle bir husus da var. Orada alınan misak arasında anaya babaya, yetime, fakirlere iyilik üzerine de Rabbimiz misak almıştır. Namaz ve zekat üzerine de misak almıştır. Bunların içinde insanlara karşı güzel konuşmak üzere de misak almıştır. Yani biz burada güzel konuşmanın, kavli hasenin ne kadar önemli olduğunu tefekkür etmemiz gereken başta gelen ayetlerdendir. Yani anne babaya, fakirlere iyilikle birlikte, namaz, zekatla birlikte insanlarla güzel konuşmanız gerekir buyuruyor Rabbimiz. İşte dedik yani güzel söz sadakadır. Sadakanın bir nevi sadaka. Hani kesinlikle bu, evet. Çok sadaka. Zor da olan bir şey değil esasında. Belki nefse bazı zamanlar zor gelebilir ama bence çok kolay. Hani kötü sözü seçmektense niye güzel bir söz seçmeyelim? Hani bir örnek vardır ya hocam, çok hoşuma gider. Zaman zaman da böyle söylerim. Diyelim ki biriyle hafif böyle kavgalısınız ya da bir husumet var arada. Oturuyorsunuz, karşı taraftan geldi, güm diye kapıyı vurdu. Hani siz şöyle bir bakışınızla elinizi şöyle ters yaptığınızda daha çok hiddetlenir. Ya da buyurun lütfen oturun dediğinizde, yumuşak bir ifadeyle bunu seslendirdiğinizde belki de o artık neye hiddetlenirse, konu neyse kesinlikle yumuşayacağından eminim hocam. O konu orada mutlaka halledilecektir diye düşünüyorum. İşte ifade etme tarzı çok önemli. İşte yatıştırma. Güzel söz söyleme tarzı çok önemli. Öfkeyi yatıştırabilme, kızgınlığı yatıştırabilme. Ama ne var? Diyelim ki yatıştıramazsak bile bize düşeni yapmış oluyoruz orada. Evet. Sonra Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz kavli maruf'dan bahsediyor bize. Bilgiye dayalı, uygun ve olumlu her türlü söz için kullanılıyor bu. Bakara suresi 263. ayeti kerimede. Yüce Rabbimizin çok çok anlamlı bir uyarısı var burada. Öyle ki Allah'ın fakir kullarına, muhtaç kullarına söylenecek hoş bir sözün peşinden eziyet verilecek bir sadakadan daha hayırlı olduğunu bildiriyor Rabbimiz bize. Bu çok önemli bir şey. Yani sadaka veriyor kişi, sadaka verdiğini düşünüyor. Ama daha sonra o sadakayı başa kakmak suretiyle sadakasını boşa çıkartıyor. Rabbimiz buyuruyor ki böyle yapma. Böyle yapacağına maruf bir söz söyle. Güzel bir söz söyle. Ve o şekilde vereceğin sadakadan daha hayırlıdır buyuruyor. Mesela bu da bize yine hem infak ahlakına dair Yüce Rabbimizin rızası doğrultusunda verebildiğimizi güzel bir şekilde verebilme. Gerçekten o amelimizin boşa çıkmaması için Rabbimizin bize infak ahlakına dair bildirdiği ve öğrettiği ayetleri yine başında gelir. Bu da çok dikkat çekicidir aynı şekilde. Hocam işte düşüncelerimizi, sözlerimizi dile getirmek istediğimizde o zaman içeriğine çok dikkat edeceğiz. Ağzımızdan çıkış şekline çok dikkat edeceğiz. Hatta vahye uygun olup olmadığına da dikkat edip de söyleyeceğiz. Söz hangi zeminde söylenirse söylensin, kime söylenirse söylensin, biz hepsinden mesulüz. Evet. Önce bunu bilmek lazım. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Nasıl Kur'an çıktın? Ve evet. Sünnete göre bize hem tavsiye edilen hem emredilen bu şekilde.
Ve sözün yine adil olmasını bildiriyor Rabbimiz bize. Kavli adil. Söz söylediğiniz zaman adil olunuz buyuruyor. Sonra kavli sedid. Aynı şekilde sağlam, dürüst, insaflı söz anlamına geliyor ve Nisa ve Ahzab surelerindeki ayetlerde yer alıyor. Özellikle yetimler hakkında hakkı ve doğruyu konuşmak, işte gerçeği abartmadan, eksiltmeden olduğu gibi aktarmayı ifade ediyor kavli sedidde. Ve daha sonra kavli tayyip, Hac suresinde bütün peygamberlerin insanları güzel söze, kavli tayyibe davet ettiğini ifade ediyor Yüce Rabbimiz bize. Ve kavli tayyibi de müfessirlerimiz kelime-i tevhide davet olarak, yani Allah'a imana, iman esaslarına davet olarak kabul ediyorlar. Ve yine işte kavli tayyib, başta sorduğunuz gibi Allah Teala'nın İbrahim Suresi 24 ve 26. ayet-i kerimelerde, görmedin mi Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? Güzel söz, kökü sağlam, dalları göğe doğru yükselen bir ağaç gibidir. Bu ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Çirkin sözün misali de köksüz, yerden koparılmış, ayakta duramayan, dayanıksız bir ağaç gibidir buyuruyor Rabbimiz. Ve müfessirlerimiz işte yine bu şekildeki güzel sözün Allah'a imanı ve imanın sözle ifadesi olan kelime-i tevhidi ifade ettiğini buyuruyorlar. İşte Yüce Rabbimiz imanı, kelime-i tevhidi kökleri sapasağlam olan bir ağaca ve o ağacın haliyle imandan dolayı kaynaklanan güzel amellerle dallarının göğe yükselmesi ve onun her zaman meyve vermesi Rabbinin izniyle. Demek ki kelime-i tevhidle, imanla amellerimizin de, sözlerimizin de yerli yerine oturduğunu, Rabbimizin katında değer bulacağını bu ayeti kerimelerle anlamış oluyoruz. Rabbimiz de bize böyle misaller vererek bizim algılarımıza daha iyi sunmuş oluyor ayetlerini. Kesinlikle. Şimdi hocam şey dediniz ya, kavli sedid dediğinizde aklıma gelen bir şeyi hemen paylaşayım. Hani Hazreti Musa'ya emir olunduğunda döneminin çok güçlü bir imparatorluğuna sahip olan Firavun'un karşısına çıktığında hocam topla tüfekle çıkmadı karşısına. Neyle çıkmıştı? Neyle emir olunmuştu? Güzel söz ve doğruluğuyla çıkması emri olunmuştu. Bu da bize ayrıca bir örnek. Güzel de bir örnek. Hocam o halde Peygamber Efendimiz'e geçsek. Hazreti Musa Aleyhisselam deyince işte o güzel sözlerden birisi kavli leyyin. Evet. Taha Suresi 44. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz Hazreti Musa ve kardeşi Hazreti Harun'u Firavun'a gönderirken ona yumuşak söz, yani kavli leyyin söyleyin buyuruyor. Ta ki düşünsün, Allah'a karşı saygılı davransın diye. Şimdi peygamberlerini gönderiyor Rabbimiz Firavun gibi, ki hani Firavun tanrılık iddiasında bulunan bir kişi ve aynı zamanda İsrailoğullarına çeşitli zulümler yapan zalim bir kimse. Ama Yüce Rabbimiz işte bakınız oradaki üslup, yani dini tebliğ ederkenki üslupta da Rabbimiz kavli leyinle olması gerektiğini, yumuşak bir sözle olması gerektiğini ve kişinin konumuna, durumuna, anlayışına göre konuşulması gerektiğini bize bildirmiş oluyor bu ayetlerle. Aynı zamanda yine kavli kerim, İsra suresi 23. ayeti kerimede, anne babaya söylenecek saygı dolu sözün adı. Öyle ki anne babayı azarlamayın, öf bile demeyin, azarlamayın, öf bile demeyin ayetinden sonra, hani bırakın anne babayı azarlamayı ya da öf demeyi, onlara kavlen kerima, kerim sözle, kavli kerimle, saygı dolu sözle
ikram dolu sözle konuşun buyuruyor Rabbimiz. Ve ikram deyince bizim aklımıza hep sanki böyle yiyecek, yemek içecek geliyor. Gelir ya. Demek ki bakınız sözle de ikram edebilirmişiz biz. Hani kerim söz nasıl olur, ikram edici söz nasıl olur? İşte onların yüreklerini hoş tutarak, onları destekleyerek, teskin ederek ve aynı şekilde sadece anne baba özelinde midir ayet düşünürsek, aynı şekilde bu kerim sözlerin eşimize, çoluk çocuğumuza, dostlarımıza kullanılması da gerekmez mi aynı kesinlikle zamanda? Kesinlikle. Sözün yerinde kullanılması diyelim. Hani dedik ya, doğruluğuna, dürüstlüğüne, zeminine, ağzımızdan çıkan her kelimenin hatta vahyede uygun olup olmadığını, Kur'an-ı Kerim'de uygun olup olmadığını bakarak konuşmak. Hocam, Kur'an-ı Kerim'den örnekler vermeye çalıştık. Şimdi bizim en büyük örnekliğimiz, en büyük şahsiyet hayatımızda Peygamber Efendimiz. Peki Peygamber Efendimiz güzel sözü nasıl kullanırdı? Ondan bize örnekler neler var? Neler almalıyız Efendimiz'den? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de söze dair olumsuz sıfatlar da var. Mesela kavli münker, çirkin söz. Kavli su, kötü söz. Kavli zuhur, yalan söz. Kavli lahin, eğri söz. Kavli zuhruf, böyle süslü, aldatıcı yalanlar gibi söz anlamına geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de haliyle o Kur'an-ı Kerim'i Yüce Rabbimiz sözlerin en güzeliyle bildirdi. Ve sözlerin en güzelinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize en güzel örnek olarak, üsve-i hasene, en güzel örnek olarak sunuldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bu Kur'an-ı Kerim'de ayetlerden işte söze dair olumlu ya da olumsuz sıfatlara göre hem sözünü söyledi hem de hayatını yaşadı. Hocam, Peygamber Efendimiz'in hayatından dedik, örneklemeler verelim. Peygamber Efendimiz'in söz ahlakı nasıldı? Sözü nasıl söylerdi? Biz Peygamber Efendimiz'in hayatına baktığımızda kendisinden ne gibi tavsiyeler alırız? Bize bir sürü örnekliği var, tavsiyeleri var. Biz kendi hayatımıza nasıl uygularız ya da siz bize nasıl örneklendirirsiniz? Kur'an-ı Kerim'deki söze dair olumlu, olumsuz sıfatları öğrenince aslında söz söylemenin ne kadar büyük bir sorumluluğu olduğunu fark etmiş oluyoruz. Evet. Ve Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda da onun sözü ne kadar dikkatle kullandığını, çok özlü bir şekilde ifadelerde bulunduğunu, bir defa gerekmedikçe konuşmadığını öğreniyoruz. Sözlerinde ne eksiklik olurdu Peygamber Efendimiz'in ne de fazlalık. Konuştuğunda muhatabının seviyesine göre anlayacağı şekilde. Öyle ki çocuğa çocuğun anlayacağı şekilde, gence gencin mantığına işleyecek şekilde, işte yaşlıya aynı şekilde nasıl Rabbimiz ikram edici konuşun dedi, o şekilde ikram edici bir şekilde, yani muhatabının durumuna, seviyesine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o şekilde konuşmayı tercih ederdi. Güler yüzle, mütevazi bir edayla, tebessümle ve mütevazi bir edayla konuşması vardı. Ve konuşmasında beden dilini de kullanırdı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani konuşacağı kişiye vücudunun tamamını dönerek konuşurdu. Bu noktada beden dilini kullanmak konuşurken karşı tarafa söylenildiğini ve dinlenildiğini, değer verildiğini hissettirmek söz söylerken de çok önemli bir şey aynı zamanda. Kimseyi rencide etmeden, kırıcı olmadan, aşağılamadan, hakaret etmeden konuşurdu Peygamber Efendimiz. Hatta çok incindiği zamanlarda dahi, çok canının acıdığı zamanlarda dahi o nezaketini elden bırakmazdı. Rencide etmezdi. Mesela ifadelerinde böyle bir şey gördüğü zaman, değiştirilmesi gereken bir şey gördüğü zaman hani şahıs üzerinden söylemezdi. İşte bazılarımıza ne oluyor ki
şöyle şöyle bazılarımızı isim yapıyorlar vermeden. Hitabı. Hani burada ne var? Hem o bazıları zaten hatayı yapan o bazıları anlayacak. Hatayı yapmayan da demek ki bu yapılmaması gereken bir şey deyip önceden önlemini almış olacak hataya karşı. Ve bu arada da kimse rencide edilmiş olmayacak. Birleştirici özelliği hocam işte bu da. Birleştirici, toparlayıcı. Hem birleştirici hem kırıcı olmadan, kaba olmadan, yani gönüller fethederek, gönüllere girerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söz üslubu bu şekilde. Bazen dikkat kesilmesini istediği zaman, çok önemli bir şey söyleyeceği zaman bazen üç kez tekrarlardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sözün önemine binaen. Yine kendisi de beyan buyurduğu üzere kendisini zaten cevamiul kelim olarak ifade buyurmuştur Efendimiz. Yani az sözle çok mana ifade etme lütfu verilmiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerine baktığımızda çoğu çok anlaşılırdır. Öyle ki çok kısa bir hadis-i şerifte bile bizim dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşacağımız çok derin manalar çıkar. Öyle ki biz o hadis üzerinde saatlerce konuşabiliriz. Saatlerce konuşulabilir ya da öyle ki kitaplar yazılmıştır mesela. Bir hadis üzerine bile kitaplar yazılmıştır, nice yazılar yazılmıştır. Öyle derin manalar içerir. Sahabi efendilerimiz, Peygamber Efendimiz'in konuşmasına dair aynı zamanda tane tane konuştuğunu söylerlerdi. Öyle ki ezberlemek isteyen birinin onun sözlerini ezberleyebildiğini söylerlerdi aynı zamanda. Yani şimdi günümüzde şey oluyor ya hocam, böyle ağdalı cümleler diyeyim, ağır cümleler kullanılır, çok da fazla anlaşılmaz. O zaman şunu anlıyorum, çok ağdalı cümleler kullanmak yerine yalın, sade, öz, anlaşılır ve kısa cümleler kullanmak gerekiyor muhatabın iyi anlayabilmesi için. Tabii o biraz işin sanat boyutuna da giriyor, edebiyat boyutuna da giriyor. Orada da ne var? Hadi sözün faydalı, doğru, anlamlı olmasına dikkat edilerek, yani o edebiyat ya da sanat alanında da tabii ki kullanılması gereken bir şey. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tercihi bu şekilde. Kur'an'dan aldığı vahiy ile tercihi bu şekilde. Mesela onun kısa ve özlü sözler deyince Efendimiz'in hadis-i şeriflerinden mesela ne geliyor aklımıza? Mesela güzel söz sadakadır geliyor. Evet. İşte bunun üzerine tefekkür etmek, anlamak, konuşmak ya da yine iman etmedikçe cennete giremezsiniz buyuruyor Peygamberimiz. Birbirinizi sevmedikçe gerçek manada da iman etmiş olmazsınız buyuruyor. Ya da cennet annelerin ayağı altındadır buyuruyor. Ya da israf konusuna dair mesela konuşulur, yazılır. Nasıl? Bir nehirden de abdest alıyor olsan suyu israf etme. Mesela bu şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kısa ve öz ifadelerle ne kadar derin manalı hadis-i şerifler bıraktığını görmüş oluyoruz bize. Hocam yine Ali İmran suresi 159. ayet-i kerimede de geçiyor. Yani Yüce Allah Peygamber Efendimiz'e ithafen. Sen diyor hani katı kalpli olsaydın, kaba olsaydın etrafında hiç kimse olmazdı. Hakikaten de Peygamber Efendimiz'in bir sözü üzerine canını feda edebilecek sahabiler, arkadaşları vardı etrafında. İşte buradan da yine bu da çok güzel bir örnek bize, hayatımıza katabileceğimiz. Evet, kesinlikle. Yani çok yine tefekkür düşünülmesi gereken, yani üzerine okuma yapılması gereken ayet-i kerimelerden. Demek ki biz bir şeyler anlatmak istiyorsak, bir olmak istiyorsak, işte o kelime-i tevhidi, o birliği, müminlerin kardeşliğini yaşamak istiyorsak, aynı şekilde
hem Müslümanlar olarak birliği, hem evimizde birliği, hem öyle ki camimizde birliği yaşamak istiyorsak, demek ki birbirimize karşı ne kadar nezaketli ve yumuşak sözlerle uyarılarda ve ikazlarda bulunmamız gerektiğini anlıyoruz. Sözün ne kadar önemli olduğunu yine işte o çok kıymetli sahabilerden Allah razı olsun, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sohbetlerinden bize aktarmışlar, bildirmişler, onlar sormuşlar. O sayede bizler de nasiplenmişiz. Bir gün Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hangi ameli işlemenin daha hayırlı olacağını soruyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salih amellere dair birçok amel sayıyor. Ama her defasında diyor ki Peygamber Efendimiz, insanlar için bundan daha hayırlı olan vardır. Hmm. Hazreti Muaz da diyor ki, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabenin sevgisi çok üst seviyedeydi. Canlarını feda edebilecek kadar. Hem canlarını hem cananlarını diyelim. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. İnsanlar için diyor hani o kadar salih amel sayıldı. Bunlardan daha hayırlı olan nedir diye merak ediyor Hazreti Muaz. Efendimiz de ağzını gösteriyor. Ve buyuruyor ki, hayır konuşmayacaksa susmasıdır buyuruyor. Hmm, güzel. Hayır konuşmayacaksa susması. Hazreti Muaz da diyor ki, konuştuklarımızdan yani sözlerimizden de mi hesaba çekileceğiz ya Resulallah? Yani konuştuklarımızdan da mı mesulüz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz'ın böyle dizide hafifçe vurarak diyor ki, Allah hayrını versin ya Muaz. İnsanları diyor, yüzüstü cehenneme sürükleyecek olan şey dillerinin söylediğinden başka nedir ki? Ya çok önemli. Ve buyuruyor, kim diyor Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa felyegul hayran evliyasmut. Ya hayır söylesin ya da sussun buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani biz sözümüzün, dilimizin sorumluluklarının ne kadar önemli olduğunu işte Hazreti Muaz'ın bu sohbetiyle, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle olan bu sohbetiyle anlıyoruz ki aslında söz söylemek ne kadar büyük bir sorumluluk. Yani bir toplumu meydana getirmek istiyorsak eğer Peygamber Efendimiz'in hayatına bir kez daha göz atmak gerekiyor. Yine İslam tarihine baktığımızda, Efendimiz'in hayatına baktığımızda, sahabelerin, tabiunun, tebe-i tabiunun hayatlarına baktığımızda onların hocam sohbetleri, muhabbetleri hakikaten iç açıcı, çok güzel, yumuşak sözlü genelde. Efendimiz'in de dediğiniz gibi bir birleştirici de özelliği var ya, o tamamen sahabeye de yansımış. Oradan da inşallah bize yansısın. İnşallah. Biz de nasiplenenlerden olalım. İnşallah. Sözümüzü de düzgün kullanmaya da gayret edelim. Çünkü bizim aslında söz ağızdan çıkmış bir silah gibidir hocam bir de. Yani nereye çarpacağı, nereye vuracağı da belli olmaz, Allah korusun. Çok dikkat etmek gerekiyor. İşte bundan ya dolayı Peygamber Efendimiz buyuruyor ya güzel bir şeyi ifade edin, ya konuştuğunuz hayırlı bir şey olsun. Yani bu dünya, ahiret her türlü faydamız olabilir. Ya da susmayı tercih edin. Yani o sözü sarf etmeyin. O nefesi sarf etmeyin demek bu. Kesinlikle. Hocam o zaman bizler söz ahlakı deyince bizler ne yapmalıyız? Bizler işte şimdi Kur'an... Nelere dikkat edeceğiz biz? Kur'an ve sünnetten çok büyük bir sorumluluk aldığımızı anlıyoruz. Yani artık hani söz konuşurken hani tartarak konuşmak, nereye varacağını işte imha mı ediyor, ihya mı ediyor, onu düşünerek konuşmak ve yine Kur'an ve sünnetten alimlerimiz güzel söz dedik ya, sözü güzel kullanmak dedik ya, güzel kullanmadığımız zaman o söz neye sarf ediliyor? Yani güzel olmadığı zaman ne oluyor? İşte o Allah korusun hani cehenneme sürükleyecek olan durumlar nedir? İmam Gazali Hazretleri İhya adlı eserinde
dilin afetleri başlığına yer vermiş. Hı hı. Yani afet ne demektir? Çok büyük zararı olan, çok büyük zararı olan şeydir. Yani hem kişiye hem topluma zararı olan şeydir. Demek ki hani dilin, sözün zararlı durumları var. Ve 20 kadar başlık saymış. Biz bazılarına değinelim burada. Hı hı. Ve bunlar Kur'an ve sünnetten yani yapılmaması gereken davranışlar. Dilin afetleri olan davranışlar nedir? Öyle ki boş sözler, fuzuli konuşmalar, içi boş tartışmalar, yani nereye varacağı belli olmayan tartışmalar, hı hı. düşmanlık eseri söylenen sözler, husumete yol açacak sözler. Öyle ki canlı cansız varlığa lanet edici sözler. Bunlar mesela dilin afetleri arasında sayılmış. Öyle ki hatta kötü mizah, kötü şaka. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mizahi tarafı vardı. Şaka yapardı ama şaka bile olsa yalan söylemeyin Söylemez. Buyururdu. Aynı şekilde dilin afetleri arasında çünkü yalan söylemek var. Yalan yere yemin etmek var. Gıybet etmek var. Başkasının arkasından onun şerefine, onuruna dokunacak şekilde konuşmak dilin afetidir. Sonra insanlar arasında yine insanların huzurunu kaçıracak, dostlukları öyle ki sonlandıracak söz taşımak. Hatta dilin afeti deyince hocam şunu hemen aklıma geleni söyleyeyim. Hazreti Safiye validemize, Hazreti Ayşe validemiz boyundan dolayı şöyle bir ufak tefek bir serzenişte mi bulunayım yani bulundu, birkaç bir şey söyledi. Peygamber Efendimizin de ona ikazı üzerine işte bu söz denize düşmüş olsaydı o denizi bulandırırdı evet. diye ikazda bulunmuştu. Evet. Ne de olsa onlar da insandı. Evet. İşte onlar da hani sonuçta kadındı. Yerine göre insan hani kadın olsun erkek olsun bazen ne yazık ki hissiyatına yenik düşebiliyor. Evet o çok gerçekten düşünülmesi gereken bir ikaz. Yani öyle bir söz söyledin ki denize karışsa denizi bulandırırdı. Yani işte sözün ne kadar önemli ve sorumluluk gerektirdiğini görüyoruz burada. Ve yine dilin afetleri noktasında yersiz ve anlamsız soru sormak dahi dilin afetleri arasına giriyor. Şimdi biz mesela günümüzde baktığımızda işte bu Kur'an ve sünnetteki sözün sorumluluğuna riayet etmediğimizde yani sözün ahlakına uygun hareket etmediğimizde şimdi bakıyoruz mesela söz bazen artık klavyelerle hemen elimizdeki işte telefonlarla hemen yorumlara dönebiliyor. Öyle değil mi? Hemen bir işte gönderinin altına yorumlar yazılabiliyor. Ve bunlar bazen çok işte haddi aşan, sınırları aşan, işte yıkıcı, imha edici şekilde yorumlar olabiliyor. Yani söz nereye gidiyor? Hani yazıyor ama... Sahibini de bulamıyorsun çoğu zaman. Yani sahibini bulmaktan ziyade hani o insan işte o sözün... Sonuçta o söz artık davranışa geçmiş oluyor. Söz zaten ağzımızdan çıkınca zaten davranışa dönüşmüş oluyor aslında. Bir eylem olmuş oluyor. İşte şu anda da günümüzde işte bu sosyal medyayla, kitle iletişim araçlarıyla artık öyle ki belki yüz yüze söyleyemeyeceği sözü orada rahatlıkla yazabiliyor. Doğru. Mesela o rahatlığı da ne veriyor orası da tartışılır tabii. Halbuki nasıl ki bütün alemlerin Rabbi, Rabbimiz sanal alemin Rabbi de Rabbimiz. Yani oradaki yazdığımız yorumlardan da sorumluyuz biz. Ve bakıyoruz biz bir söz kirliliği de ne yazık ki oluşmuş durumda bu şekilde. Bizim yeniden sözün ağzımızdan çıkan sözden sorumlu olduğumuzun hatırlamamız lazım. O sözün sorumluluğunu hissetmemiz lazım. İşte dedik ya ağızdan çıkan söz bir mızrak gibidir. Güzel sözlü olan hocam tatlı dilli olur zaten. Tatlı dilde hani derler ya yılanı deliğinden çıkarır. Güzel sözlü olmak lazım ya. Günümüzde de çok ihtiyacımız var gerçekten. Toplumun huzurunun, barışının, birliğinin sağlanabilmesi için artık kötü sözler değil. Ne bileyim biraz toparlayıcı derlemeyi toparlamak lazım hocam. Evet. İnsanlı dedik ya hani söz tek kişilik değil, iki kişilik. Karşılıklı iletişim.
Niye güzellikler varken çirkinlikleri konuşuyoruz ya da çirkin sözler sarf ediyoruz? Güzel tebessüm etmek varken, tebessüm bir sadakadır dediğimiz gibi güzel söz sadakadır. Bunlar varken niye kötülükler olsun? Evet. Barış olsun, güzellik olsun hayatımızda. Zaten onlarca çirkinlikler var. Güzellikler katalım inşallah hayatımıza. İnşallah, hocam. İnşallah. Ve biz sözlerin sonuna gelirken Fatır Suresi 10. ayeti kerimeyi anmak isterim burada. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Güzel sözler Allah'a yükselir. Aa, çok güzel. Onu da salih ameller yükseltir buyuruyor. Şimdi müfessirlerin çoğu güzel ve hoş sözü, buradaki güzel sözü işte kelime-i tevhid, tesbih, zikir, esma, dua ve istiğfar gibi güzel sözler olduğunu bildiriyorlar. Ama aynı zamanda iyiliği teşvik, iyiliği hatırlatmak, kötülükten sakındırmak, kötülüğü men etmek için kullanılan sözlerin de buraya dahil edilebileceğini söylüyorlar. Demek ki biz buradan ne anlıyoruz? Güzel sözler Rabbimizin katında değerli. Rabbimizin katında güzel sözler karşılık buluyor. Ama burada çok önemli bir husus, güzel sözleri yükselten ne ama? Güzel ameller, salih ameller, iyilikler. Demek ki biz güzel söz söyleme sorumluluğumuzu unutmamalı ve güzel sözlerimizi de Rabbimizin katında değerli kılanın güzel amellerle yükseleceğini bilmemiz gerekiyor. Dinimiz hocam bize güzel sözlü ve güzel ahlaklı olmayı emrediyor zaten. Müslüman dediğimizde güzel sözlü ve güzel ahlaklı olması gerekiyor. Var mı hocam ekleyeceğiniz bir şeyler? Zaten işte güzel ahlakın bir parçası da güzel söz aynı zamanda. Ben inşallah son sözümüz, cennetteki son sözümüzün de ki cennet sözleri de hep güzel sözlerdir, selam barış sözleridir. Son sözümüzün, cennetteki son sözümüzün de cennet ehli gibi elhamdülillah olmasını diliyorum Yüce Rabbim'den. İnşallah güzel sözlerle Rabbimize kavuşanlardan oluruz. Amin inşallah hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben kendi adıma gerçekten çok istifade ettim. Ben de teşekkür ederim. Yayın yapımda emeği geçenlerden de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Emeklerinize sağlık. Sağ olun hocam. Değerli izleyenlerimiz, bu hafta konuğumuz Betül Dursun Çekiç hocamızdı. Güzel söz ne demek? Güzel söz sadakadır konulu sohbetimizi gerçekleştirmeye çalıştık. Kur'an-ı Kerim'den örneklemeler verdik. Peygamber Efendimiz'in hayatından ve bizim hayatımızdan örnekler vererek sohbetimizi gerçekleştirmeye çalıştık. Yayında, yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum efendim. Haftaya görüşmek dileğiyle.